Değerli izleyicilerimiz, bugün Öntürk Akademisi Söyleşilerinde konuğumuz değerli araştırmacı, yazar Selim Erdoğan. Kendisiyle gerçekleştireceğimiz sohbet biraz dost sohbeti, biraz söyleşi tarzında olacak. Değerli Selim Erdoğan, bilindiği üzere hidrojeoloji yüksek mühendisi meslek alanı ancak... 20 yıla yakın bir süredir harp coğrafyası üzerinde. Doğru değil mi hocam? Çalışıyor. E, coğrafya kısmı zaten yer bilimlerinden geliyor. Evet. E, onun üstüne bir de tarih lisansı, uluslararası ilişkiler doktorası var. Yani biraz şey karışık. <laughs> evet. Çevre bilimleri doktorası yaptım. E, o da biraz çevre tarihi. Yani karışık biraz ama işte fen bilimleri ve sosyal bilimler. Yani tarih de var, coğrafya da var. Hepsi birbiriyle mekan, zaman ve mekan birliklerini sağlıyor diye düşünüyorum. Evet. Buradan başlayarak uygunsa e, gerçeği okurlarımız, izleyicilerimiz sizi tanıyor. E, yayınlarımızdan, kitaplarımızdan, söyleşilerimizden. Uygunsa hat coğrafyası e, ya da alanla ilgili biraz teknik, biraz bilimsel bir çerçevede girebilirsek e, seviniriz. Harp coğrafyası nedir? Selim Erdoğan'ın çalıştığı alanı biraz anlatabilir mi bize? Tabii. Şimdi aslında e, bunun tanımı tam olarak e, alandaki insanlar e, araştırmacılar tarafından bile aslında tam olarak oturmuş netleşmiş değil. Yani e, tarihi coğrafya bile yani coğrafyanın e, alanlarından bir tanesi onun bile tam olarak net anlaşıldığını e, düşünmüyorum açıkçası. Ee, o konuya çok fazla eğilen de olmadığı için biraz belki hani beşeri coğrafya fiziki coğrafya bunlar coğrafyanın alanları olarak hep ön plana çıkar bir de tarihi coğrafya var ee, tarihi coğrafya içerisinde de e, harp coğrafyası aslında e, her ne kadar e, şu anda Türkiye'de akademide yerini bulamamış olsa da dünyada böyle bir e, alan var. Şimdi askeri coğrafya ile harp coğrafyasını birbirinden ayırt etmek lazım. Bunun İngilizce karşılıkları daha aslında güzel karşılar. Military geografi daha çok harpten önce ki coğrafi süreçtir, stratejik planlama aşamasında devreye giren alandır. Harp coğrafyası dediğimiz battlefield coğrafya aslında. Bu biraz tam karşılığında harp coğrafyasına da ziyade muharebe alanı coğrafyası. O da harp olup bittikten sonra her şey bittikten sonra artık e, coğrafya olan etkileri, coğrafya e, alansal, mekansal anlamda e, onu tanımlayan e, bütüne biz e, muharebe alanı coğrafyası, daha doğrusu daha kısa şekliyle harp coğrafyası diyoruz. E, bu aslında çok ciddi bir ihtiyaç. E, maalesef Türkiye'de daha askeri coğrafya bile yok. E, Milli Savunma Üniversitesi'nde bir dersin ötesine geçemedi, bir alan haline gelemedi. Military geography. coğrafya, e, dünyada halbuki böyle e, bir alan var e, üniversitelerde, akademide bunun yeri var. Maalesef e, onun olmadığı bir yerde harp coğrafyası şu anda çok lüks kaçıyor. E, bu ihtiyacı biraz işte e, tarih mezunlarının Harp tarihi çalışanlarının daha sonra coğrafya yüksek lisans doktorası ya da coğrafya mezunlarının harp tarihi yüksek lisansı doktorası yapması şeklinde bir bütünleme yoluna gitmek durumunda kalıyoruz. Ee, yani şu şekilde kısaca özetleyebilirim. Hep söylediğim bir aslında bir motto haline geldi bu. Coğrafyasını bilmediğiniz bir muharebenin tarihini yazamazsınız. Aynı şekilde tarihine vakıf olmadığınız bir muharebenin de coğrafyası size hiçbir şey ifade etmez. Bu ikisine birlikte e, sahip olduğunuz takdirde bir muharebeyi gerçekten olduğu gibi detaylarıyla ortaya koyma şansınız olabilir. Zaten <laughs> Cumhuriyet'in ilk kurulan fakültelerinden bir tanesi dil ve tarih coğrafyadır. Ben de Asperger'den coğrafya alanında çalışan, mekan bilimleri alanında çalışan bir e, kişi, bir yurttaş olarak... Katılıyorum. Yani zaman mekan ilişkisini net kurmak gerektiğini düşünüyorum. Evet. Doğru. Buradan. Şimdi kitabınız önümde. Türk bitti demeden bitmez diyor Sakarya evet. kitabında. Şimdi biraz Türk tarihiyle de Türkiye Anadolu coğrafyasıyla da bağlantısını kurarak çalışmalarınızdan Türk Hı -hı. bitti demeden bitmez mi hocam? Bitmez hiçbir zaman bitmedi yani e, şimdi ilk başta okuyucu o kitabı eline aldığında Sakarya objektif muharebenin adı altında biraz böyle hamasi bir cümle bir e, slogan görüyor Türk bitti demeden bitmez o ama e, o inanın ikinci ismi koyarken oraya yazarken çok düşündüm kendi kendimi de eleştirdim kızdığım zamanlarda oldu. Hatta babam bile dedi ki Oğlum biraz daha mı acaba bilimsel bir alt isim olsaydı Yani bu çok böyle edebi olmadı mı Fakat şuna kanaat getirdim ve müsterih oldum Hakikaten aslında Sakarya Meydan Muharebesini en güzel özetleyen ifade Çünkü Sakarya Meydan Muharebesi arifesinde Yunan sadece Yunanlar değil İngilizler de bütün dünyada Bakın herkes bitti sanmıştı Türkler için Bakın dediğimde şu parantezi açacaktım, cümleyi kapatma ihtiyacı hissettim, dağılmasın diye. Ee, Franklin Bouillon, Fransız gayri resmi temsilcisi, ikinci İnönü Muharebesi'nden sonra Türklerin atağa kalktığını, Yunanları yavaş yavaş sindirecek bir pozisyona gelmeye başladığını, Rus yardımlarını da arkasına alarak avantajlı duruma geçmek üzere olduğunu ve önünde sonunda e, Ankara'nın bu Iı, kavgadan galip çıkacağını fark ettiği anda kendi ekonomik çıkarlarını kurtarmak adına ve İngilizlerin dümen suyundan çıkmak adına Franklin bu yönü gönderirler. Franklin bu yön bile Ankara'da yaptığı temaslardan sonra Kütahya Eskişehir muharebelerini beklemeye karar verir. Kütahya Eskişehir muharebelerinden Türk ordusu yenilerek çok da hırpalanarak çıktığı zaman Fransızlar da yanlış ata oynamamak için frene basarlar. Geri adım atarlar ve beklemeye koyulurlar. Yani Ankara'nın tamamen diz çökmesini. İşte Türk Sakarya'da biz bitti demeden bitmesi söylediği için gerçekten orada e, her şey, bütün şartlar aleyhine olmasına rağmen e, hani Nazım ne güzel e, söylüyor, onlar ellerini yere basıp doğrulduklarında diyor ya aynı o şekilde elimizi yere basıp doğrulduğumuz yer Sakarya olduğu için bu kitabı en güzel özetleyecek. Odur diye düşündüm. Sonra e, sizin de vurguladığınız gibi mesela geriye dönüp baktığınızda bu Türk'ün tarihinde ilk değil zaten. Defalarca Orta Asya'dan beri bitti dendiği noktada küllerinden yeniden doğmuş. Anka kuşu gibi e, ve ilginçtir. Bütün aslında yukarı çıkışları o en dibe vurduğu herkesin artık bunlar bitti tükendi dediği noktada sıçrama şeklinde olmuş. Türkiye Cumhuriyeti'nde olduğu gibi. Bu bir şey e, artık genetik bir hal haline gelmiş anladığım kadarıyla. Yani tarih tarihinde Türk tarihinde işte asker millet denmesi ya da işte aski ordusu olan bir millet değil, milleti olan bir ordu gibi bir tanımlamalar da var e, duyduğum kadarıyla. Bu aslında bir arada yürüyen bir şey herhalde bir e, hafıza. Gibi doğru, e, düşünüyorum. doğru 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 mu hocam doğru ee, şimdi bakın bazı şeyler e, bahsettiğimizde e, insanlara klişe gibi geliyor olabilir ama hakikaten bunlar e, bizim tarihimizden getirdiğimiz ister buna genetiğimize yazılmış deyin, ister artık e, bunu e, kalıplaştırdığımızı düşünelim bir kere şunun adını koymak lazım. Gerçekten dibe vurmadan, yani yumurta kapıya dayanmadan biz gerekeni yapan bir toplum değiliz maalesef. Biz onarmayı, tamir etmeyi Mustafa Kemal Atatürk'le beraber öğrendik. Ondan öncesinde hep yeniden inşa etmek üzerine kurulu bir kültürümüz vardı. Ama bu demek değildir ki biz 3000 yıldır beraberimizde getirdiğimiz, sahip çıktığımız şeyleri bugüne taşıyamadık. Şimdi mesela en basitinden hani klişe değil derken kastettiğim şuydu. Her Türk asker doğar. Şimdi çok kısa bir anekdot anlatayım. Ne demek istediğimi anlarsınız. Paris'te bir ortaçağ müzesi vardır. Bir gün e, o müzeyi gezerken e, orada bir vitrin, vitrinde sol tarafta devasa bir Fransız şövalyesi, 2 metreye yakın boyu böyle zebella gibi derler ya o şekilde. Ee, onların meşhur geniş 10 santim e, ağızlı uzun bir buçuk metre 2 metreye yakın kılıcına şu şekilde yaslanmış. Yanına da bir Osmanlı askeri onun örme zırhı 1,65 en fazla boy. Ve eline de bir tane kılıç vermişler bir saldırma. Ee, bir Fransız çift geldi yanıma. Tabii frankofon olduğumu düşünmedikleri için ya da Fransızca biliyorsa zaten bizdendir diyerek desteksiz atmaya başladılar. Adam dedi ki ya şu e, Türk'ün kılıcına bakar mısın dedi. Kız kardeşimin ekmek bıçağı bundan daha uzun. Şimdi e, yavaş yavaş doldum doldum doldum. Artık aşağılamalar belli bir noktaya gelince patladım dedim. E, e, siz dedim. Fransızsınız değil mi? Adam tebessüm etti evet dedi. Bu da o zaman sizin dedim şövalyeniz. Siz dedi Fransız değil misiniz? Belçikalı mısınız? Hayır dedim ben Türk'üm. Adam bir şaşırdı. Fransa'da yaşayan Türklerden sandı önce. Biliyor musunuz dedim bizde bir söz vardır. Her Türk asker doğar derler. Neden böyle söylendiğini biliyor musunuz dedim Fransız adama. Adam hayır bilmiyorum dedi. Bakın dedim bizde 10 yaşında çocuk bile bu kılıcı kullanabilir çünkü dedim. O yüzden kılıçlarımız böyle sizinki gibi iki metre boyunda değildir dedim. Mesela siz kendi kılıcınızı alın. Ben kendi kılıcımı alayım. Burada sizinle düello yapsak. O kılıcı siz kaç defa kaldırabilirsiniz? Adam dedi ki 3-4. Yok dedim. 2. En fazla 2. Iki. İkinci de devrilirsiniz arkaya. Ya da kaldıramazsınız. Ama ben bunu da sizi sabaha kadar döverim dedim. İşte bu yüzden bizim kılıçlarımız ufaktır. İşte bu yüzden her Türk asker doğar derken işkembe-i kübradan konuşmuyoruz. 3000 yıllık getirdiğimiz bir gelenek var ve hakikaten ciddi bir askeri geleneğe sahibiz. Askeri kültüre çok fazla armağan ettiğimiz şey var. Üzengi atın üzerinde süvari dövüşünü yani yaratan neredeyse toplum biziz. Kendi icat ettiğimiz oklar, okun menzilini iki katına, üç katına çıkaran oklar. Yani bunların daha pek çok örneğini verebiliriz. Ee, gökten zembille inmedik, o yüzden biz bitti demeden de bitmez üstüne söylenecek söz yok bunun tabi e, bu genetik e, genetiği genetik mirası e, son az önce e, söz arasında değindiniz e, onar onarım olarak bahsettiğiniz e, sürecin e, mimarı başbu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Doğru. E, bu bilgiyi, bilgeliği, deneyimi, işte bu askeri ve toplumsal genetiği e, en doğru yerinde kullanan başbuğu olarak görüyoruz. Doğru mudur hocam? bu Kesinlikle. Hani bu, e, bunun üzerinden biraz konuşsak. Tabii şimdi e, her şeyden önce e, hani hep anlatırız ya Mustafa Kemal e, her şeyden önce çok okuyan bir askerdi kendini çok geliştiren ve e, haznesini, sürekli bilgi haznesini dolduran, bilgiye aç, yani doymak bilmeyen, bilgiye öğrenmeye bir lider. Ben e, Anıtkabir'de dönem dönem e, Atatürk'ün okuduğu kitapları hep sergilerken dönem dönem onların değişimini yapar. Anıtkabir komutanlığı. Yani her giden mesela bugün gidin. 3 ay sonra gittiğinizde farklı sayfalar, farklı kitaplar görürsünüz. Orada açılmış e, bütün kitaplar raflarda ama onun dışında bazı kitapları da sürekli örnek teşkil etsin diye açarlar oraya sayfalarını. Bir gittiğimde şans eseri Almanca bir jeoloji kitabı denk geldi bana. Orada EOSEN kelimesinin altını çizmiş yanına soru işareti koymuş. Şimdi ben ona takıldım. Hani background'da hidrojeolojide olunca ya EOSEN'e neden takıldı? Çok kafa yordum. Ankara çevresinde özellikle tersiyer çökerleri çok yaygındır. Yani Ankara deyince hep andezit gelir aklımıza. Ankara taşı da deriz. Ama andezit dışında özellikle mesela Güvenç Orhaniye tarafına falan birazcık Ankara'nın kuzeyine çıktığınızda Mürtet e, doğusundaki o tepeler silsilesi genelde tersiyer ve e, eosen çökerleri, eosen kireç taşları mesela orada çok yaygındır. Acaba ondan dolayı mı yani Ankara çevresinde sürekli gördüğü için mi bunları? Sadece orada değil, Haymana tarafına gittiğinizde de vardır aynı jeolojik yapılar. Ee, ya yani Bu şekilde ne alan olursa olsun ilgi alanını genişleten ve dolduran. Ama harp tarihi özellikle çok daha ciddi bir yer teşkil ediyor. Ee, bunun en güzel örneklerinden biri şudur. Kütahya-Eskişehir muharebelerinde Yunanların aslında çok kötü bir mukten taklidiyle e, taarruz ettiklerini bir harekat planı hazırladıklarını gördüğü için Sakarya Meydan Muharebesi'nde son ana kadar Yunanların bir kol ordusunun kuşatma harekatını gerçekten yapıp yapmayacağını bekler yani ona benzer tekrar mukten taklidi bir harekat mı yapacaklar diye. Ee, hep aklında o olduğu için, bakın 1905 yılında Japonya ile e, Rusya arasında Kamçatka'da yaşanan Mukden muharebesinin, Mukden Meydan Muharebesini çok iyi biliyor, çok iyi analiz etmiş. Ve orada Japon prensin komutasındaki kol ordunun o arkaya sarkarak yaptığı çevirme harekatını Yunanların da yapmaya çalıştığını fark ettiği anda Rusların tepkisiyle, yani Rusların... E, Geç verdikleri bir tepki vardır Mukten'de o çok daha erken o refleksi göstererek mesela Türk ordusunu dezavantajlı durumdan tam tersine ava, gider, ava gideni avlayan durumuna sokmayı başarır gerçekten bir harp tarihi bilgisidir bu ee, mesela e, ben e, senin sorunda aslında satır arasında şunu da okudum. Orta Asya'dan beri getirdiğimiz o savaş geleneklerimizi de taşıdığı muharebe de unsurlar var mı? Strateji taktik açısından var. Mesela Turan taktiğini her zaman illa e, birebir motomot uygulayacaksınız diye hilal taktiğini bir kural yok. Önemli olan orada düşmanı. ...aciz içine düşeceği bir noktaya çekip hata yapmasını sağlamaktır. Mustafa Kemal Paşa'nın da Sakarya Meydan Muharebesi'nde yaptığı bu... ...belki hilal şeklinde bir formasyonla merkeze çekip de... ...kanatları kapatıp imhaya girişmiyor. Çünkü sayı, sayısal olarak zaten Türk ordusunun böyle bir şansı yok. Ee, Yunanlar 76 bin tüfekle geliyorlar. Sizin 46-47 bin, 50 bin civarında bir tüfeğimiz var. Ee, o sayısal dengeyi kuramadığımız için... ...bizim burada başka bir şey yapmamız lazım... ...o da nedir... Ee, ...imha edemeyeceğimize göre... ...pes ettirip püskürtmek... ...bir kere önce o dezavantajlı... ...çekinen... E, ...yok olma aşamasına gelen ordu pozisyonundan... ...kurtulup inisiyatifi bir almam elimize almamız lazım... İşte bunu yapabilmek için de... ...hilal şeklinde... ...merkezi geri çekip kanatları kapatmak yerine... ...bu sefer... ...yavaş yavaş şöyle bir ters L harfi şeklinde... ...güney kanadını geriye çekiyor Mustafa Kemal Paşa. Ve Yunan kol ordularından birini tamamen birisine de çok büyük oranda ana üstlerinden, menzillerinden yani ikmal iaşe noktalarından kopartmayı başarıyor. Sonra ne yapıyor? Bizim Orta Asya'dan beri yaptığımız en iyi şeylerden biri nedir? Süvari Savaşı değil mi? Fakat Artık 1921 yılında süvari harp meydanında dominant bir unsur olmaktan çıkmış. Neden? Artık ağır makinalı tüfekler var, tayyareler var. Yani bunlar varken artık süvari. E ...belirleyici olmaktan ziyade çok kolay hedef haline gelmeye başlamış. O yüzden bütün büyük e, ordular yavaş yavaş süvari kıtalarını kapatıp... ...onları tören kıtaları olarak geri çekmeye başlamışlar. Merasim birlikleri haline getirmişler. Ama bizde çok fazla, 5000'den fazla süvari var. Ne yapacağız bunu? E bunlar ciddi at üstünde dövüşebilen süvari eğitimi almış süvariler de değil... ...daha çok atlı piyade, hafif süvari bunlar... E o zaman ne yapabiliriz? Mustafa Kemal Paşa da yapılabilecek en akıllıca şeyi yapıp bunları cephenin ötesine sarkıtarak akıncılar gibi eski ikmal iaşe kollarını ve menzil noktalarını işte fırınlarını, depolarını, cephaneliklerini onlarını vurduruyor. Fahrettin Bey'in e, süvari grubuyla ve mürettep tümen aracılığıyla. Süvariler nefes borularını kesiyor Yunanların. Yunan ordusunun nefes almasını engelliyor. İşte bunları bir araya getirdiğiniz zaman aslında e, gökten ile gelmedi. E, temelsiz şeyler de değil. Bunların hepsi Mustafa Kemal Paşa'nın Türk'ün 2000 küsür yıldır getirdiği geleneklerini, asker geleneklerini önüne koyup elindeki imkanları, potansiyeli nasıl değerlendirebileceğine baktığı zaman Madem teknolojik üstünlüğüm yok, madem arkamda fabrikalar yok bana tanklar toplar yani bir kurup esen fabrikam yok ki benim sıfır tank toplar versin bana. Ve o zaman elimdeki imkanları ben de atalarım nasıl kullandıysa o şekilde ama günümüze uyarlayarak kullanırım deyip coğrafi şartlara nasıl uygularım deyip coğrafyayı da için, içine katarak çok güzel uygulamıştır. Yani e, dediğim gibi. Turan taktiği illa üç, e, yani bir hilalle böyle uç kısmını düşmanın içine çekip hapsedip imha etmek üzerine kurulu olmayabilir eldeki şartlar bazen bu şekilde kanadını kaydırıp düşmanı e, uzaklaştırıp ana üstlerinden çaresiz bir şekilde bozkırın derinliklerine çekip tıpkı bir örümceğin ağına yavaş yavaş avını çektiği gibi orada hırpalamak perişan etmek üzerine de kurulu olabilir yani zamanı mekanı bilgiyi e, bir arada hani sentezleyebiliyor Tabii. Bu da bahsettiğiniz gibi şey e, okuma, araştırma, yorumlama, sentezleme... ...çok böyle bilişsel bir e, yüksek kapasiteyi gerektiren bir şey. Çok. E, çok. Bir bahsettiğiniz Anıtkabir'deki kitaplardan e, bir kaba hesapla... ...okuduğu toplam kitap sayısı üzerinden haftada iki kitap denk geliyor. O savaş yıllarında, e, o koşullarda ki... Ben de kendimi ve sohbette dostlarla e, sorguluyoruz. İki kitap biz okumuyoruz. Sizler yazıyorsunuz, Yok, araştırırken ama ortalama bir e, yurttaş olarak e, ki tırnak içinde bilimsel araştırmalar yapan insanlar olarak bile hani o koşullardaki o şeyleri pek e, karşılayamıyoruz gibi geliyor. E, ama, Imkansız. Yani bahsettiğiniz gibi bu farklı bir güdü, farklı bir e, bağ. Ee, ve bir hani işte görevli denir ya o görevle hani gelmiş bedenlenmiş yaşayan bir e, evet. lider önder olarak düşünüyorum ben şahsen ee, bu da hani askeri taktiğin ötesinde o bilgelik işte o yüzden Gazi Bilge Başbuğ diye hep e, ifade ediyorum etmeye çalışıyorum ee, sadece hani alandan sahadan değil kendi ürettikleri de var değil mi yani bildiğim kadarıyla kendi bu kayda geçmesi yani bahsettiğiniz şekilde gerçekleşmiş hani olduktan sonraki belgelerle sizlerin derlediği sağdan biliyorum yakından hani sağda çok zaman geçiriyorsunuz. bunlarla da aslında Atatürk'ün Turan taktikleri veya farklı taktikleri de ortaya çıkıyor. Doğru mu düşünüyorum? Çok. Kesinlikle. Şimdi Bilge başbu kelimesi daha doğrusu tanımlaması kesinlikle örtüşüyor. Buna sonuna kadar katılırım. Çünkü o gerçekten sürekli okumanın sürekli o bilgi dağarcığını hazneyi doldurmanın ve boş doldurmak değil bakın bu körü körüne ya da doldurduktan sonra okumamak okumayı kesmek unutmak değil. Bunların hepsini muhakemede kullanmak. Yani onları bir süzgeçten geçirip muhakeme edip doğrusunu yanlışını ve bakın herkes son sözü söyleyen kişi olmak ister ama çok az insana son sözü söyleyen kişi olmak bu kadar yakışır. Bunu hamasi olarak söylemiyorum. Gerçekten e, hem bize yazılı olarak bıraktığı metinlerde ki nutuk bunların başında gelir ya da bir gençliğe hitabeyi düşünün. E, benzer söylediği e, kamuya açık beyanlarının neredeyse tamamı 100 sene sonra bile geçerliğini ya e, korumaktadır ya da seneler sonra gerçekten söylediği şeyler ortaya çıkmıştır. Askeri açıdan da böyledir. Şimdi e, geçen gün bir konferansta Atatürk'le ilgili, onun stratejik dehasıyla ile ilgili e, örnek vermemi söylediler. E, küçük e, genç arkadaşlara idi söyleşi. Ee, orada verdiğim bir tak şey örnek aslında tam olarak hani Atatürk'ün kendi Turan taktiğini nasıl yarattığının da çok güzel bir örneğidir. Sakarya Meydan Muharebesi'nin Arifesinde e, bir tabur askere bile ihtiyacımız var. Yani 500-600 askerlik bir tabur bile o kadar kıymetliyken Mustafa Kemal Paşa 17 tümeni cepheye getirir ama mürettep tümen yani bir kısmı süvari bir kısmı piyadeden oluşan bir Ahmet Seki Soydemir'in tümeni. Bir de altıncı tümen. Nazmi Solok'un, Yarbay Nazmi Bey'in tümenini bunları birini Ilgın Yunak tarafında birini biraz daha Emirdağ Afyon tarafında tutar. Bunları getirmez ve e, sorarlar da paşam neden bir tabura bile ihtiyacımız varken bu iki tümeni 6000 bin askeri neden getirmiyoruz buraya? 6000 bin askere çok ihtiyacımız var. Mustafa Kemal Paşa bazı şeyleri tabii e, söylemesine gerek yok, uygulamada görüyoruz. E, Kuzeyde İzmit bölgesinde 11. tümenin büyük bir kısmını, 11. tümenin hatta tamamını neredeyse, Afyon tarafında da Trikopis'in meşhur 4. tümenini bu iki tümen çakıp yerine, onların da Sakarya'ya kanatlardan yaklaşması gerekirken plan uyarınca yaklaşmasını engelliyorlar. Yani biz belki 6 bin askerden mahrum kalıyoruz ama bu sayede Yunanlar asıl 20 bin askerden mahrum kalıyorlar. Kabataslak bir hesapla ne olursa olsun 14 bin asker kâra geçiriyor bizi. Bir uygulama. Ama bu kadar değil. Bak Mustafa Kemal Paşa'nın attığı adımlarda bu tarz askeri stratejik adımlarda her zaman birkaç adım öncesini gördüğünü ve birkaç kuşu birlikte aynı hizaya getirmedikçe elindeki taşı atmadığını da görüyoruz. Şimdi bak bu iki tümenin daha sonraki safahati neleri etkilediğini gör. Mürettep tümen Sakarya Meydan Muharebesi bittikten sonra ne demiştim? Ilgın Yunak bölgesindeydi. Mustafa Kemal Paşa'nın talimatıyla, emriyle Ilgın çok yakın zaten Haymana'nın batısından ee, tabii batısından Sivrihisar'a doğru akına başlıyor süvari alaylarıyla. Önce Fettahoğlu Köprüsü'nü sonra Sivrihisar'ı vuruyorlar. Yunanlıların Eskişehir'e doğru çekilme yönünü rahatsız ediyor ve kayıplar verdiriyor. Yunanlıların düzenli bir şekilde çekilmek yerine panik halinde kaçmasını zor, zorluyorlar. Hatta Sakarya Meydan Muharebesi sırasında 27 Ağustos'ta meşhur bir popülasın son anda tutsak olmaktan kurtulma olayı vardır. Az daha süvarilerin eline düşecektir. Çok fazla konuşulmaz. Ondan sonra da Eskişehir'de kapağı Eskişehir'e atana kadar o 15 günlük sürede iki defa daha kıl payı kurtulur esir olmaktan. Hepsinde de o mürettep tümenin imzası vardır. Altıncı tümene gelelim. Aradan 15 gün geçer. Takip da Sakarya'dan sonra bir kol Eskişehir'e bir kol Afyon'a doğru gidip Afyon'da Güzelim Dağı Muharebesi'ne girerler. Afyon'daki Yunan kol ordusuyla, tümeniyle ardından Popülas bir kol ordu daha gönderir takviye olarak. Ve Güzelim Dağı Muharebesi pat biter. Yani ne biz bir şey kazanırız ne Yunanlar. Bizim amacımız... Afyon'un o kuzey doğusunu kapatan Güzelim Dağı'nı ele geçirip İzmir'in kapısı gördüğümüz Afyon'a e, bir adım daha yaklaşmak aslında amacımız niyetimiz bu. Hatta Afyon'u ele geçirmek yapamayız alamayız bunu ama bütün bunlar olurken unuttuğumuz bir altıncı tümen vardı hatırlarsan Emir Dağı'da. Güzelim Dağı'ndan 35 kilometre uzakta sessiz sedasız bu adamlar tek başına tek yakaladıkları Yunan dördüncü tümenin alayını... Çok zorlu muharebelerden sonra geriye püskürtüp Koca Tepe'yi elde tutmayı başarır. Yunanların elindeki Koca Tepe'yi alır. Bak o Koca Tepe'yi gözünde canlandır. Bütün Yunan mevzilerine her yere hakim tepeden görüyorsun. Uçağa bile ihtiyacın yok. Ve şöyle eteklerini açmış bir balerin gibi iki kol orduyu gece yürüyüşleriyle Emirdağ Çay'dan yürüte yürüte getirip Koca Tepe'nin arkasına biriktiriyoruz iki kolordu bak yani 50 bin kişiye yakın bir kuvveti oraya getiriyoruz Yunanların ruhu duymuyor koca tepe hem onları saklayacak kadar muhteşem bir kütle coğrafi olarak hem de inanılmaz bir bakış ve ateş üstünlüğü olan bir yer Yunan mevzilerini tepeden görüyorsun daha büyük bir avantaj olabilir mi işte bunu yapan kim altıncı tümen yalnız kurtlar sürüsü derim ben onları o yüzden sarkık bir şekilde onları orada unutturuyor. Hani böyle futbol maçlarında olur ya bir tane gizli kilit oyuncum vardır. Bütün oyun boyunca onu kaybedersin. Rakip takım onu unutur. Ama o bir anda çıkar 90 dakikanın bir yerinde bir tane kritik hareketle bir gol atar maçı kurtarır. Altıncı tümen öyle bir tümen. İşte bu da bak Mustafa Kemal Paşa'nın Yunanları unutturduğu cephe gerisinde cephe ötesinde bir tümen ve onun sayesinde büyük taarruzda biz bu şekilde bir destan yazdık. Neden? Kocatepe'yi almamış olsaydık Yunan savunma hattı Çavdarlı'dan batıya Denizli istikametine dönmeyip aşağıya Sandıklı'ya doğru inecekti. Kumalar Dağı'na doğru. Çok zor bir coğrafya olacaktı ve Yunanlar hem lojistik hattı olan, aortları olan Afyon, İzmir, demir yolu mı koruyalım yoksa cepheyi mi koruyalım yoksa kendi canımızı mı koruyalım dilemasına düşmeyeceklerdi. 6. tümenin koca tepeyi alması Yunanların bütün stratejik savunma öngörülerini bütün harekat planlarını her şeylerini kaldırıp çöpe attı. İşte bak bu da yine kime yazar? Mustafa Kemal Paşa'nın dehasına yazar. E, bu da gösteriyor ki aslında e, bahsettiğiniz gibi coğrafyayı, toplumu, tarihten gelen o bilgiyi bilgeliği ya da e, bilimi, hani askerliğin de bir bilim olduğunu düşünürsek, bir arada taşıyıp güne uyarlamak. Ben öyle algılıyorum. Kesinlikle. Tabii, ee, ve tabii. Bu da e, bilgi birikimin ötesinde e, bir e, öngörü, uzgörü ve aynı anda çok katmanlı düşünebilme e, yetisi bu. Yani Birçok insanda kendi alanlarında illaki var ama bu Atatürk'ü dediğim gibi Gazi Bilge bu farklı bir noktaya koyuyor. o an hani az çok kendi okuduklarımızdan, duyduklarımızdan sadece savaş değil o anda başka işte politik şeyler de düşünüyor. Stratejisini diğer belirttiğiniz gibi işte Rusya'daki örnekten savaştan yaparken aynı anda da işte eğitimle ilgili bir takım şeyler muhtemelen kafada dönüyor e, zafer kazanıldıktan sonraki e, süreç dönüyor böyle bir hani entegre bütünleşik bir e, zihin yapısıyla e, hareket ettiğini biliyoruz görüyoruz e, bu daha önceki e, hani benzer başka örneği var mıdır diye ben merak ediyorum bu sadece Atatürk'ü e, Mustafa Kemal Atatürk'ü ee, özelinde değil ama tarihte benzer, Türk tarihinde özellikle e, var mıdır? Mesela Bilge Kağan'ı az çok biliyoruz. O da bana göre ve e, birçok bu alanda düşünen, yazan, çizene göre aslında o da benzer süreçlerden geçiyor. Atatürk Nutuk yazıyor, Bilge Kağan'ın yazıtları var gibi. Böyle bir e, gelenek aslında devam ediyor. Doğru. Geçmişte de bahsettiğiniz benzer durumlar koşullar var. Türk tarihinde Atatürk gibi entegre düşünme bir gelenek mi diye geçmişteki komutanlarda kağanlarda vesaire böyle bir şey yapabilir miyiz değerlendirme? Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılaştıracak olursak eğer bu bilge başbuğu e, nitelemesiyle değerlendirecek olursak Fatih Sultan Mehmet en yakın örnektir. Yani elbette farklılıkları var e, hem konum olarak e, hem sosyal konum olarak hem e, background olarak geldikleri altyapı olarak ama e, her ikisi de normal askeri eğitimin dışında, tabi eğitiminin dışında e, entelektüel donanımlarını en üst seviyeye çıkaran insanlar. Yani e, onları bilge başbuğu yapan, salt e, bütün askeri her şeyi okuyup, yalayıp, yutup e, her şeye sahip olmaktan ziyade askeri açıdan entelektüel donanımları. Mesela Mustafa Kemal Paşa'ya baktığınız zaman Jean-Jacques Rousseau da var işin içinde. Voltaire de var. Yani bunları okumadan olmaz. Türk aydınlarının, Türk münevverlerinin eserleri de var. Namık Kemal de var. Çalı Kuşu okumak da var harp meydanında. Şimdi artık öyle bir e, o donanımın getirdiği özgüven var ki siz ben hani normal sıradan herhangi bir insan normalde o muharebede muharebeden başka herhangi bir şeye konsantre olamaz, odaklanamaz. Ama o muharebeyi yönetiyor, dinleneceği zaman gidiyor, çalı kuşu okuyor, Reşat Nuri Güntekin okuyor. E, bu farklı bir boyut, farklı bir seviye. E, o yüzden... Çok daha eskiye mesela diğer Türk büyüklerini, diğer Türk başbuğlarına çok vakıf değilim. Ee, onlar hakkında yani bilmediğim konuda açıkçası e, ferman yazmakta istemem. Ama Fatih Sultan Mehmet'i bilirim. Nasıl bir donanıma sahip olduğunu, kaç diline kadar konuştuğunu, e, ana kaynaklarından okuduğunu eserleri bilirim. E, o açıdan diyorum ki e, bir askeri büyük askerlerden ayıran. Çünkü büyük asker çoktur. Büyük komutan çoktur. İşte mesela bir kitap serisi var büyük komutanlar diye. İşte Zhukov ondan sonra Rommel sayıyor. Yani üstün nitelikleri olan dahi komutanları. Klaus Witzin bir dahi komutan tanımı vardır. Oraya uydurabileceğiniz pek çok komutan vardır. Ama e, bizim bilge başbuğu dediğimiz aslında büyük komutanın ötesidir. Aynı zamanda işin içerisine o entelektüel donanımla vizyonuyla bir büyük bilge devlet adamlığı girer. O yüzden diyorum son sözü söylemek Mustafa Kemal Atatürk'e çok yakışır diye. Aynı şey Fatih Sultan Mehmet için de geçerlidir. Bunlar son sözü söylediği zaman bir bilge yani içinden şeyh edebalı çıkmış gibi konuşurlar. E, o nedenle Mustafa Kemal'in e, hani değerlendirecek mesela şeye ben çok kızarım. Ee, ne için savaştıkları, ne uğruna savaştıkları ya da hayallerinin peşinden nasıl gittikleri de çok önemli. Ee, şu Kızdığım şey şudur. Hep e, işte olayı hamasete boğarken e, Mustafa Kemal Atatürk vefat ettiğinde 10 Kasım'da işte İtalya'da güya radyonun birinde spiker demiş ki Napolyon, İskender, Sezar ayağa kalkın büyüğünüz geliyor. Şimdi duyduğunuz zaman tamam hani insana böyle ilk başta gurur veren bir şey ama yüzeysel baktığınızda derinlemesine baktığınızda bence e, Atatürk bunu duymuş olsaydı üzülürdü. Çünkü o hiçbir zaman kendi vatanını savunmanın ötesinde bir hayali bir beklentisi bir vizyonu olmadı. Tek sevgilisi milletiydi, vatanıydı. Onlar için savaştı. Başkasının toprağını el atan bir emperyalist lider değildi. Sezar'da, Napolyon'da, İskender'de hayalleri başkalarının topraklarının, başkalarının hayatlarının sahip olacak e, hamleler üzerine kuruluydu. Hep diyorum, o yüzden Mustafa Kemal'i karşılaştıracaksanız amaç açısından Simon Bolivar'la karşılaştırın. Vatan savunuyor bu adam. Fatih Sultan Mehmet'te hayalleri vardı ve o hayallerini gerçekleştirmek için ama bu hayaller e, bir hayal, perestin hayalleri değildi. Türk'ün yürümek için kendisine kızıl elma olarak belirlediği batıyı kendisine eğer mesken edinecekse Mutlak surette Konstantiniyye'nin İstanbul olması gerekiyordu. Ve bunu yaptı. O hayalinin arkasından gitti. Onu gerçekleştirmek için her şeyi yaptı. Bilmek, okumak, araştırmak, öğrenmek, uygulamak ve e, son belki toparlamak açısından sizin de e, yoğun olarak yaptığınız sahaya dokunmak, insana dokunmak, evet. toprağa dokunmak, mekana dokunmak, tarihe, zamana dokunmak. Aslında e, büyük e, Bilge başvuruların önderlerin Aslında niteliği özelliği bu Aslında Halk coğrafyasından girdik e, Atatürk'ten e, örnek alarak büyük önderlerin Bilge başvuruları biraz e, bahsettik e, konu uzun Aslında e, Umarım e, daha sonra da farklı e, konularda özel günlerde bir araya gelme imkanımız olur Son eklemek istediğiniz e, konu var mıdır? Yine harp coğrafyası ile bitirelim. Ee, daha doğrusu harp coğrafyası ile başladık, askeri coğrafya ile bitirelim. Ee, evet, benim yaptığım şey harp coğrafyası araştırması. O da nedir? Harp bittikten sonrası. Harp öncesi için, askeri coğrafya için bakarsak, yine askeri coğrafya ve Atatürk ilişkisine bakalım. Şimdi e, gündemde biliyorsunuz bir Atatürk filmi var. İşte Disney e, eline yüzüne bulaştırdı. rezalet bir karara imza attı. Hepimiz de nefret ettik, protesto ettik. E, fakat sonra bir şekilde biraz kırpılarak da olsa vizyona film olarak girdi. Genel hatlarıyla sinematografik olarak e, eleştireceğim bir şey yok. haddime de değil. Ben hani sinemacı değilim ama e, genel hatlarıyla beğendim. Fakat senaryo açısından Ciddi defekleri olan bir e, senaryo o da işte askeri coğrafyayla birleştiği nokta şu e, Trablus'a giriyor Mustafa Kemal ve orada e, sudan çıkmış balık gibi işte Enver Paşa ona yol yordam gösteriyor hikayede ama böyle değil daha 1908 yılında bir ilk gidişi var Mustafa Kemal Paşa'nın o zaman daha e, yüzbaşı yanılmıyorsam gittiğinde Trablus'a birinci gidişi birkaç ay kalıyor, ciddi ilişkiler kuruyor. Ömer Muhtar'la o zaman tanışıyor ve ikinci gidişinde derne komutanı olduğu dönemde gittiğinde de 1912'de Enver Paşa'nın o zaman binbaşı Enver Bey'in Libya'daki Trablus'taki pek çok ilişkisini kurmasına Mustafa Kemal yardımcı oluyor bu ilişkiler nedeniyle. Bakın ilk gittiğinde sadece insanları yani beşeri değil, fiziki coğrafyayı da tanıyor. O yüzden zaten derneği başarıyla savunuyor Mustafa Kemal. Hem savunacağı, beraber savaşacağı yerel kabileleri, insanları tanıdığı için onları çok güzel yönlendiriyor, savaştırıyor. Ve İtalyanları sahile çakıyorlar orada. İkinci örnek Bolayır. Yine Balkan Harbi'nde Bolayır'da görev yaptığı için Gelibolu Yarımadası'nı Mustafa Kemal çok iyi tanıyor. Ve daha sonra 19. Tümen Komutanı olarak gittiğinde sıfır bilgiyle gitmiyor oraya. Arazi yapısını, arıza dediğimiz yapıları, her şeyi genel olarak Yarımada'nın coğrafyasına vakıf olarak gidiyor. Nitekim e, kendisini parçalıyor Haziran ayında. Önerdiği savunma hatta saldırı stratejisiyle yani e, müttefiklerin, ittifak e, itilaf devletlerinin e, harekatını akamete uğratacak e, önerilerini küçümseyerek yaklaşıyor ilk başta üst kademe ama ondan sonra dönüp dolaşıp onun sözüne geliyorlar ve Ağustos'ta o dizginleri eline aldıktan sonra kendi önerdiklerini hayata geçirmeye başladığı anda ne kadar çok şeyin fark ettiğini ve bizim Çanakkale destanı dediğimiz şeyin en önemli sayfalarının altını kırmızıyla Mustafa Kemal'in nasıl çizdiğini Miralay Mustafa Kemal Bey görüyoruz. Geliyoruz Sakarya'ya. Biraz uzatmış oluyorum ama e, bu da güzel bir örnek. Herkes gözünde bir fotoğrafı canlandırsın. Mustafa Kemal üstünde gri paltosu, kafasında kalpağı, oturmuş elinde cigarası. Yanında deve, develerle beraber deveciler var. Onlarla sohbet ediyor. Mart 1921, Murat. Yer Gölbaşı ile Haymana'nın arası. Mart 1921'de Mustafa Kemal neden Haymana tarafına, Oyaca tarafına gider. Her şey bitti, derd üstü, murad üstü, yüz. gezmeye mi gitti, piknik mi yapacak? Hayır. Olası bir Ankara savunmasında düşmanı karşılayacağı yerleri görüyor adam. Coğrafya hazırlığı yapıyor. Ve daha sonra Sakarya Meydan Muharebesi aşamasına gelince, Kütahya Eskişehir bozgunundan sonra ordu çekilirken Sakarya'nın doğusuna, İki kurmay subayı gönderiyor oraya haritayı çizmek ve mevzileri belir belirtmek için mevzileri belirleyecekleri yerleri Mustafa Kemal söylüyor. Mu? Asimetrik 3 tane hat geliştiriliyor. Biz hep birinci hattı ki birinci hatta durdurduk çünkü düşmanı Sakarya meydan muharebesinde Haymana'ya kadar olan kısmı ama onun daha Ankara'ya doğru olan. Malıköy'den, Temelli'den geçen başka hatlar da var. O hatlardaki direnek noktalarını gösteren yine Mustafa Kemal. Ama gökten zembille inmedi bu düşünceler ona. Yani o daha Mart 1921'de gitti, gördü, baktı, kafasında bazı şeyleri netleştirdi. Coğrafyanın asker için ne kadar önemli olduğunu, Clausewitz'in "Coğrafya dahi bir komutanın en kuvvetli müttefiki'dir." sözünü gayet iyi biliyordu. Hı hı söz çok söyleyecek ama e, Umarız bir sonraki e, söyleşimizde daha ayrıntılı daha geniş ve özel bir gün de e, yaparız Çok teşekkür ediyoruz Ben teşekkür ederim görüşmek dileğiyle görüşmek üzere